Herkese tekrar merhaba. Bu sefer bir etkinlik ürünleri ile ilgili videoda, sponsor ürünlerinden bahsettiğim bir videoda beraberiz. Ben aslında bu tarz videoları artık biraz daha az yapmaya çalışıyorum. Zaten artık etkinliklere daha az gidiyorum ama gittiğimi gören arkadaşlarımdan çok yorum geldi. Ürünleri görmek istiyoruz diye özellikle Instagram'dan çok yazan oldu. Ben de onun için bu sefer bu ürünleri sizinle paylaşacağım. Çok çok fazla bir ürün olmadığı için çok fazla vaktinizi almayacağını düşünüyorum. Bir kere büyük parçalardan biri, ellerimde böyle tutuyorum. Viplex'inin üçlü çekmecelerinden bana çıktı. Ben de onlardan bir tane vardı zaten. İkisini üst üste koydum. Şu anda içi dolu olduğu için burayı alıp buradan gösteremiyorum ama hem bir evvel yayınlamış olurum. Şu anda çünkü editlemesi bitti. Belki yani bir evvel yayınlamış olurum. Makyaj koleksiyonu videomda görebilirsiniz. Hem de resmini de buraya yerleştirmeye çalışacağım. Unutmazsam inşallah. Onu öylece anlatmış olayım. Çok güzeller. Bayılıyorum. Ondan sonra hemen cicilerimize geçelim. Bu tarz etkinliklerde verilen en lezzetli bak heyecanlandım konuşamıyorum. En lezzetli kurabiye buydu sanırım. Bu görmüş olduğunuz sadece şeker hamuru kısmı ki görememiş olduğunuz şimdi göstereceğim. Ben üstünden kurabiyesini ayırıp yedim. Muhteşemdi. Bayıldım. Bu yalnız hangi şirketin de üstünde bir etiketi vardı. Kim yapmıştı bilemiyorum. Düştü. Ama altta linkleri olur diye düşünüyorum. Ya da olmazsa blog postumda bunların hepsinin adı olacak. Çok üzgünüm. Şu anda hatırlayamadığım için üstünde etiketi var zannettim. Yok. Bir başka gıda ürünü. Bu da bitti. Onu da hemen göstereyim. Bunu annemle paylaştık. Annem çünkü mısıra bayılır. Bu da Mr. and Mrs. Popcorn'un benimki neliydi? Karamelli olanı. Galiba bir de cheddar peynirli olanı var. Başka çeşitleri var mı bilmiyorum ama karamelli olanı muhteşemdi. Bayıla bayıla yedik. Paylaştık annemle. Çünkü kıyamadım ona da verdim. Mısır çok sevdiği için. İki tane gıda ürünümüz buydu. Şimdi kozmetik ürünleriyle devam ediyorum. Talya markasından böyle güzel bir set bize armağan ettiler. Herkesin saç cinsine göre sanırım. Bu benimki ferahlatıcı seriden olan. Çok güzel kokuyor. Neli olduğunu bilmiyorum. İncirli olabilir galiba. Fig Dream diyor çünkü. Emin değilim. Sabunu var. Kalıp sabunu. Minik bir pufu var. Vücut şampuanı var. Yani duş jeli. Bir de normal şampuanı var. Doğal ham maddeler içerir diyor. SLS ve SLES paraben içermez diyor. Oldukça da şık bir paketi var. Özellikle paketine vuruldum. Elime geldiği gibi devam ediyorum. Skin Coat ve Uriage. Şimdi başka paketler de var. Aynı firmanın ürünleri sanırım. Türkiye'ye ya da aynı firma getiriyor. Şöyle ambalajları. Uriage'ın içinden doğru söylüyorum inşallah isimlerini. Kocaman bir termal su çıktı. Yazın bunlar kurtarıcı oluyor biliyorsunuz. Tam boy. Bunu keyifle kullanacağım. İki tane minik ürünleri var. Bu neymiş? Redness. Yani yüzdeki kızarıklık için bir krem. Bu da yüz temizleme jeli. Mini boy. Çok teşekkür ediyoruz. Ve Skin Code'un paketi. Bize orada ürünleriyle ilgili bilgi de verdiler. Ufak bir lansman yaptılar. Tanıtım yaptılar daha doğrusu. Özellikle bir ürününü göstereceğim. Hepimiz hayran kaldık. Çünkü orada açıp denememizi istediler. Şu göstermiş olduğum içinde minnacık kapsüllerin olduğu bir ürün. Bu ürün orijinal boy mudur bilemiyorum ama orijinal olması çok muhtemel. Çünkü üstünün hala şeyi var. Jelatini var. İçinden böyle minik baloncuklar çıkıyor. Bunları kırıp kullanıyorsunuz. Gözüküyor mu bilemiyorum. Biz orada kırıp elimize denediğimizde Hümeyra'nınkini galiba açtık. Elimize sürer sürmez dedik ki ah, primer gibi, makyaj altı bazı gibi. Çünkü böyle pürüzsüzleştiren, böyle silikonumsu bir yapısı vardı ve çok yumuşak, çok güzel hissettirdi. Daha sonra lansman sırasında da orada bunun makyaj altı bazı olarak kullanıldığını söylediler. Minik kapsüller. Bunları çok merak ederek deneyeceğim. Onun dışında minik bir göz kremi. 24 saat canlılık veren yüz kremi. Ve bunu da merak ediyorum.
ne denir? Lifting. Yani cildi böyle kaldırıcı, gençleştirici, kaldırıcı ne demekse. Bir maskesi var. Bunları keyifle deneyeceğim. Skincope benim merak ettiğim cilt bakım markalarından biriydi. Solen'den minik bir paket var. Bunun içinde de 3 tane ürün var sanıyorum. Hemen bakacağız. Bundan da güzel bir koku geliyor. Sanırım sabun var içinde. Evet. Şöyle minik bir keseye kalp şeklinde sabunlar koymuşlar. Çok sevimli. Bir tane minik şey var. Oje kurutucusu olduğunu tahmin ediyorum. Express Dry yazıyor. Minnacık bir şişe. Tatiller için şahane olabilir. Bu doğal nemlendirici ayak ve topuk kremi ki ihtiyacımız yaz geldi oluyor. Bir de dry manikür demiş. Yani kuru manikür. Bu nasıl bir şey? Çok merak ediyorum. Bu daha evvel kullandığım susuz manikür seti. Bu herhalde şeyler gibi içi keratinli olan hani eldivenler var ya. Evet, aynen öyle. Ki ben onlara bayılıyorum. Elimde olanların sonuncusunu da bitirdim. Hatta gratisten almak üzere gittim. Sevdiğim bir tane vardı. Markanın adını hatırlamıyorum. Ama bulamadım. Soli'ninkini deneyeceğim şimdi. Önümüzdeki haftalarda kullanacağım. Bu arada ojem yok. Özür dilerim. Bir süredir oje sürmüyorum. Bir süredir dediğim birkaç gündür. Çünkü tırnaklarım çok kırılıyor. Bakım yapıyorum. Öyle. Hemen bir başka marka ile devam ediyorum. Farmasi. Bir sürü tester var. Onun dışında da 3 tane ürünü var. Çok güzel nane yeşili renginde bir oje. Daha evvel farmasinin bu ojelerinden kullanmıştım. Kullanmadığım iki ürünü nemlendirici yüz maskesi şeyleymiş, salatalık özlü. Bir de farmasinin likit eyeliner. Farmasinin daha evvel keçi uçlu olan eyelinerını kullanmıştım ve beğenmiştim. O da güzel çıkardı. Umuyorum. Instagram ve Facebook'ta ojelik diye bulabileceğiniz ojelik.com'dan tırnak bantları geldi. Manikür yaparken kullanabileceğiniz. Şu dövmelerden geldi. Bunların hangi firmadan geldiğine yine emin değilim. Onu da aşağı yazacağım. Bu kendiniz yapabileceğiniz altın rengi ya da siyah olan yapışkan dövmelerden. Torbaya dolamış oldum. Gül şeklinde ki gül tutkumu biliyorsunuz zaten. Mis gibi de kokuyor, gül kokuyor. Kokulu sabun. Özlem sabundan. Rengini buldu da bizimle beraber de Özlem sabun. Çok teşekkür ediyorum. Bundan çok sevimli. Ogobongo. Ogobongo'dan gökkuşağı desenli yumuşacık minik çoraplar. Havalar çok ısınmadan onları giyeceğim. Bir tane böyle bulaşık zinciri. Bunun daha hangi siteden ya da markadan olduğunu bilmiyorum. Üstünde ambalajı yoktu. Bunların da bilgisini en azından bloğumdan alabilirsiniz. Bitkisel şampuan. Naturway'den ıhlamurlu ve ballı besleyici onarıcı kocaman da bir şişe yarım litrelik. Yine merak ettiğim ürünlerden biri Fix Liner'dan bir dakikada eyeliner setlerinden. Bilmiyorum bunlar nasıl işe yarıyor, kullanışlı oluyor mu ama çok merak ediyorum. Vaktim olduğu bir zaman deneyeceğim. Yine minik tatulardan var. Olores şişenin üstündeki marka. Bir kozmetik şirketinin bu. Tam Ecos Kozmetik. Evet, üstünde yazıyor. Ecos Kozmetik'in kumaş ve ortam kokusu. Spreyli vanilya kokulu. Bunu ben bir kere sıktım. Fena değildi ama. Evet, oldukça yoğun bir vanilya kokusu var. Daha çok benim kışın tercih edebileceğim bir koku. O da kokusu olarak da bayağı da güzel kokuyor. Kokusuna bayıldığım bir ürün. Ben bunu marketlere geldiği zaman almadım hiç. Çünkü ne bileyim çok ilgimi çekmedi. Yalan söylemeyeceğim. Le Petit Marcellas'ın duş jellerinden. Bendeki beyaz şeftali ve nektarinle. Muhteşem kokuyor. Almadığıma pişmanım. Bunu çok büyük keyifle kullanacağım. Kokusuna bayıldım. Medivel'den şöyle minik bir manikür seti var. Benimkinin aynası ne yazık ki yolda kırılmış. Bu arada etkinliğin ne olduğunu söylememiş olabilirim. Tamamen benim aptallığım. Sevgili Gülşah'ın 10 yüz milyon oje
Instagram sitesi ve bloğunun ismi aşağıda olacak. Düzenlemiş olduğu Bursa'daki bir etkinlikti. Crown Plaza'da yapıldı. Biz kızlarla buradan İstanbul'dan toplandık. Yaklaşık herhalde İstanbul'dan bir 7-8 kişiydik. Oradan da bir sürü blogger arkadaşımız vardı. Dediğim gibi detaylısı blogda olacak. Bir de Medivel'den bunun şahane çok böyle küçücük şeyleri var. Lip balmları. Tutti Frutti, kavun, çilek ve muz aromalı. Bu açılmamış böyle tam bir paket. Bunu açmayı düşünmüyorum. Çünkü bunun aynalarından bende var. Şu anda da hala hazırda kullandığım için bunu kısa zamanda paylaşıyor olacağım. Otacının bir paketi var. Otacının paketi içinde de yine milyon tane tester var. Bunları da tabii ki paylaşıyor olacağım. Ve iki tane minik ürün var. Biri ki bundan ben iki paket bitirdim. Tam boylarından doğal limonlu zeytinyağlı sabun. Hem mis gibi kokuyor hem de bayılıyorum ben buna. Fırça temizlemede de kullanıyorum. El yıkarken de kullanıyorum. Banyonda sürekli kullandığım bir ürün. O küçük sabunu da tatile giderken yanıma alacağım. Bir de pastil. Dietoko mentol yazıyor üstünde. Öksürüğe, soğuk algınlığına tedavide yardımcı olur. Her zaman her eve lazım. Pastili de çantama atacağım. Otacının ürünleri de sanırım bu kadar. Tester var. Son olarak en son bir paketimiz karıştığı için benim Bursa'da kalmış olan bir paketim vardı. Sağ olsun Gülşahçım bana tekrar yolladı onu. Watson's'ın cici ürünleri. Hemen bakalım neler varmış. Bu 4 üründe benim daha evvel denemediğim ürünler. Hemen gösteriyorum. Revlon'un yeni gelmiş ojeleri. Colorstay Gel Envy ojelerinden. Şöyle bir rengi belli oluyor mu acaba? Şeftali rengi yazın şahane olacaktır. NYC'nin Big Bold maskarası. Bunu da deneyeceğim. Rimmel London'ın Moisture Renew Sheer and Shine 500 numaralı kırmızıya bakan bir ruju. Bunu swatchlamadım resmini çekmediğim için. Bir de son olarak Rimmel London'ı ki bununla ilgili bir sürü yorum da duydum. Perfect Radiant Skin Tint yani SPF 15 içeren renkli nemlendiricisi. Bursa Blogger Şenliği'nin güzelcileri böyleydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir başka ürün paketimiz de Elite Kozmetik'ten gelmişti. Elite Kozmetik'in paketinin içindeki bir takım ürünleri sizle paylaşacağım. Çünkü elimde çok ürün olduğu için. Ama denediğim ve bayıldığım hemen dayanamayarak denediğim 2 ürün. Hatta 3 ürün var. Bunu açtım ama denemedim. Catherine Arley'in Longwear Waterproof Brow Maskarası. Çok meşhur oldu. Her marka çıkartıyor. Bir kaş maskarası çıkarmışlar. Bunu şöyle bir açtım. Üstünde 02 Natural yazıyor ama biraz sanki hafif içinde kızıllık olduğu için, benim de saçım kızıl olduğu için ki şu anda kızıl değil, kızıl olduğu zaman kullanabilirim diye bunu deneyeceğim. Şöyle ki saçımı kızıla boyamıştım biliyorsunuz. Boyatmıştım daha doğrusu. Sonra evde acil bir durum hasıl olduğu için evde boyayalım dedik ve saçım koyu çıktı. Biraz süre geçsin, belki bugün belki yarın belki önümüzdeki hafta tekrar daha kızıla boyayacağım. Maskarası Significant Volume Lashes Maskara. Şöyle bir maskarası kullandım, beğendim. Birkaç kat da çok güzel oluyor. En sevdiğim ürün ise Catherine Arley'in Deep Liner'ı. Mat bir Deep Liner. Çok beğendim. Bunları severek kullandım. Diğer ürünler elimde çok olduğu için sadece kullanmak istemiyorum. Yoksa mesela şunun rengine bayıldım. Elite markasının Kissproof Lip Color'ı. Şahane kırmızı bir ruj. Liquid rujlar da biliyorsunuz çok moda oldu. Her markada çıkıyor. Rengi çok güzel ama işte elimde çok var. Yazık günah yani. O açıdan. Liquid concealer'ı. Bunun da rengi bana biraz açık geldi. Bir adet far paleti var. Bunların hepsi Elite söylediklerimin. Bunun da renkleri çok güzel. Bunu yakından göstereceğim. Bir adet de Catherine Arley'in Silky Touch pudrası var. Ki Catherine Arley'in pudralarını daha evvel 4-5 tane bitirmişliğim var. Genelde pudraları çok güzel oluyor. O da denediğim bir ürün olduğu için paylaşacağım. Bu da far paleti. İçlerinde çok beğendiğiniz demeyeyim. İçlerinde merak ettiğiniz ürünler varsa bana yazabilirsiniz. Onlarla ilgili yorumlarımı önce yapmaya çalışırım. Bunlar zaman içinde sürekli göreceğiniz ürünler olacaktır.
Seyrettiğiniz için çok teşekkürler. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.